Hanımlar, beyler, bahçeme hoş geldiniz. Mayıs ayında bahçe işlerine devam ediyoruz. Videoya başlarken küçük bir hatırlatma. Eğer hala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basın. Hatta beğen tuşuna da basın, yorum yapın, paylaşın. Böylece daha fazla izleyiciye ulaşmam için destek olmuş olursunuz. Mayıs ayındayız. Artık ilkbaharın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Böylece ben de yeni bahçemde ve yeni iklimde ilkbaharı yaşıyorum ve de gözlemliyorum. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Daha önce yaşadığım yere kıyasla biraz daha kurak bir iklimdeyim ama hani şimdilik çok korkunç değil durum. Benim için en önemli fark sulama yapıyor olmam. Oysa bu mevsimde Bayramiç'te yaşıyor olsam henüz sulamaya başlamamış olurdum. Ama Ayvalık şartlarında Nisan ayında ben bayağı yani neredeyse haftada iki kere düzenli sulama yaptım. Mevsim gereği yabani otlar coşmuş durumda. Bunların bazıları çok sevdiklerim, mesela Mayıs papatyaları, tıbbi papatyalar. Bol bol toplayıp kurutuyorum kışlık bitki çaylarım için. Ve gelincikler. Bir bahçede olup olabilecek en güzel yabani çiçek. Tabii ki bunlardan da topladım ve yıllık geleneksel gelincik şerbetimi yaptım. Sıcak bir akşamüstü yorgunluk atmanın en güzel yolu bir kadeh gelincik şerbeti. Merak edenler için gelincik şerbeti tarifini link olarak açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bütün yabani otlar ne yazık ki gelincik ve papatya kadar güzel değil. Mesela bu pisi otları. Büyük baş belası. Bu taze yeşil ve de güzel hatta görünen başaklar kurudukları zaman gerçek bir derde dönüşüyorlar. Her bir parçası ayrılıyor ve her yere saplanıyor. Bu terlikleriniz ayakkabınızda oluyor, kılık kıyafetiniz ve hayvanlar, özellikle Suzi gibi uzun tüylü hayvanlarınız varsa o tüylerin arasından bu saplanan şeyleri ayıklamak çok büyük dert. Bu durumda yapacak tek bir şey var, ayıklamak. Gerçekten ömür törpüsü bir iş. Bahçeyi bu şekilde dolaşıp diğer yabanilere zarar vermeden papatyasına gelinceğine mümkün olduğu kadar bu pisi otlarını ayırmak, ayıklamak gerekiyor ve de bahçeden uzaklaştırmak. Kompostuma da koymuyorum çünkü bunlar kuruyup tohumlaşıp etrafa yeniden yayılabilirler. İşte bu gördüğünüz şekilde başım dönmeye başlayana kadar yolabildiğim kadar pisi otunu yoldum. Sonra da başım dönmeye başladı ve ara vermek zorunda kaldım. Bu kovadakileri de götürdüm, bahçenin dışında bir yere attım. Tabii bu ay sadece ot yolmakla geçirmiyorum zamanımı. Ekilecek ve dikileceklerin artık sonuna yaklaşıyoruz. Sırada bamyalarım vardı. Bu gördükleriniz kendi bahçemden aldığım tohumlar bir önceki yıldan. Tüysüz bir bamya çeşidi. Yani eldiven giymeden çıplak elle de toplayabiliyorsunuz. Yoksa hani bilenler bilir, bamya biraz böyle ele batar toplarken, eldiven yoksa eğer. Bu gördüğünüz benim ıspanak yatağım. Önceki videolardan hatırlayabilirsiniz. Bu ıspanaklarımı ekerken arkasında bir karış genişliğinde bir şeridi boş bırakmıştım bamya dikmek için. Nitekim şu anda da görüyorsunuz. O şeride bir kanal açıyorum. Kabaca 2-3 parmak derinliğinde, öyle çok aşırı derine gömmüyoruz. Bu çizinin içine serptim bamya tohumlarını ve üstlerini kapattım. Ve de tabii ki can suyunu verdim hemen ardından. Bamyalar filizlenmeye başladıktan sonra gerekirse eğer seyreltacağım. Aralarını yaklaşık iki bitkinin arasında bir karış kalacak şekilde seyreltacağım. Uzaktan bakınca pek belli olmuyor ama biraz yaklaşınca bamyaların komşusu ıspanaklar artık kendini gösteriyor. Henüz toplanacak kadar büyük değiller ama bir haftaya kadar herhalde bebek ıspanak yemeye başlayacağım. Mayıs ayının önemli işlerinden biri de patatesdi. Daha doğrusu mor patates, bu gördükleriniz. Pencere içinde her zaman yaptığım gibi filizlendirdim. Bu şekilde yapınca kısa ve kalın daha güçlü filizler oluyor. Dolayısıyla daha sağlıklı bitkiler almayı ümit ediyoruz. Bahçede aslında Nisan ayında zaten sarı patates ekmiştim. Çok da fazla yerim kalmadı ama yine de bir yer
yani ayarladım. Olabildiği kadar artık. Çizilerini yaptım. Kabaca bir karış derinliğinde bu sefer kanallar yaptım. İçine şu an görüyorsunuz gübre serptim. Patatesleri koydum. Üstünü kapadım. Can suyunu verdim her zamanki gibi. Şimdi ümit ediyorum patateslerim olacak. Mor patateslerim olacak bu yatakta. Diğer patatesler çok başarılı değil. Çünkü yaptıktan hemen sonra tavuklarım içeri girdi ve eşelediler. Zamanında önlem alıp üstüne tel kafes sermeliydim. Bunu yapmadım. Üstelik deneyimliyim de bu konuda. Hani tavuklar girdiğinde neler yapabileceğini biliyorum. Ama işte ihmal ettim. Oluyor böyle şeyler. Sonuçta 25-30 tane patates ekmiştim. Sanırım 8 tanesi falan yaşıyor ya da 9. Ama en azından bundan ders çıkardım ve mısırları korumaya aldım. Bunları en azından kaybetmek istemiyorum. Yaklaşık 40 tane, sanırım 38 tane tohum dikmiştim buraya. 30 tanesi çıktı. Bu da bana yeter. Erkenci mısır. Yanına bir tur da geççi mısır ekeceğim zaten. Ve maydanozlar, onları da korumaya aldım. Üstlerine kafestel koyarak. Sadece tavuklar değil, burada sıkıntı. Şimdi benim kedim köpeğim de var biliyorsunuz. Benim ektiğim yerlerde oynamayı çok seviyorlar. Yani gelip bunların üstünde yatıyorlar. Başka yatacak hiç yer yokmuş gibi. O yüzden bu tür önlemler almak şart. Onun dışında çok fazla bir sıkıntımız yok. Bezelyeler mutlu gözüküyor. Pancarlar büyüyor. Yalnız daikonlar şu an yerinin boş olduğunu görüyorsunuz. Kök yapmadan tohuma kalktı. O yüzden hepsini söktüm. Bunların yerine de salatalık fidelerimi dikmeye karar verdim. Salatalıklar için ahşap çubuklardan bir destek hazırladım. Çünkü onlar da tırmanacaklar. Çok basit. 3 tane çubuk sadece. Hemen altlarını yine böyle bir karış kabaca arayla salatalık fidelerimi diktim. 6 tane dikiyorum. Bu bana fazlasıyla yetecektir. Ve fideleri iple desteğe bağladım. Bu işte 1 metreye yakın yükseklikte. Eğer yetmezse, daha fazla uzamak isterlerse de yukarıda zaten fasulye için hazırladığım daha yüksekte olanlar var. İple oraya uzatacağım. Böylece salatalık fideleriyle de işimiz bitmiş oluyor. Can suyunu da verdim. Şimdi strese girmeden umarım sıcak havalarda büyüyecekler. Ve yabani çiçek bordürüm. Burayı hatırlarsanız ben tohumladım. Burada da işler yolunda gidiyor. Arı otları mesela coştu. Bu gördüğünüz faselya arı otu. Nitekim üstünden arı hiç eksik olmuyor. Herkes mutlu gözüküyor bu şeritte. Arada küçük böyle uğur böceklerini de görüyorum ki bu çok iyi işaret. Çünkü bir takım zararlı bitleri yiyorlar. Ve bu güzelim yüksük otum çiçeğini açmaya başladı. Ve tabii ki gelincikler, sığır kuyruğu, kedimin kuyruğu, şimdi giriyor, girdi vesaire. İstemediğim yabani otları ayıklamıştım. Bir de bu arkadaşlar var. Çok sevimli gözüken minik canavarlar. Bu masum görünüşlü canavarlar gündüz sıcakken, güneşliyken hava böyle yaprak altlarına saklanıyorlar. Güzelim fidanlarımın etrafındaki iri yaprakların altına özellikle saklanıyorlar. Akşam el ayak çekildikten sonra da en körpe sürgünleri, en taze filizleri şapur şupur yiyorlar. Ve cüsselerinden beklenmeyecek kadar çok fazla şey yiyorlar. O yüzden düzenli olarak her tarafı kontrol etmek zorundayım. Çünkü bu bahçede ne yazık ki bir salyangoz ve sümüklü böcek sorunum var. Böyle gördüğünüz gibi otları teker teker çeviriyorum, bulduğum yaratıkları topluyorum. Biraz vahşi görünebilir çünkü yakından bakınca aslında sevimli yaratıklar ama canavar olduklarını unutmamak lazım. Bir de seçim yapmam gerekiyor. Ya sümüklü böcekler ya bitkilerim. Benim de tercihimi hangi yönde kullandığımı herhalde tahmin ediyorsunuzdur. Bir miktar canavarlık yaptım ve de hepsini öldürdüm. Evet, böyle yorucu canavarca bahçe işlerinden sonra taze toplanmış mürver çiçekleriyle yapılmış bir şerbet bütün yorgunluğu alıyor. Merak edenler için bunun tarifini de aşağıya link olarak bırakıyorum, açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın, güzel bir bahar mevsimi olsun hepimize.